Merhaba arkadaşlar, anıl arkadaşımızın talebi üzerine Çimsa model şirketimiz önce Eltman ve Springate'in ve bizim değerli hocalarımızın risk modellerine göre son derece düşük risk içerdiğini, yatırımcı açısından yatırım yapmakta herhangi bir risk içermediğini görüyoruz. O zaman işletmeyi aktiflerinden değerlendirmeye başladığımızda toplam varlıklar içerisinde hazır ve hazır değerlerin yani nakit ve nakit benzerlerinin bir önceki dönem %10 olan payının cari dönemde %13'e arttığını görüyoruz. Yıllık bazda da %36 bir artış kaydetmiş işletmenin hazır değerleri. Brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem %31 olan payı cari dönemde %32,5 nispetinde artış kaydetmiş. Ticari alacaklarına baktığımızda toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem %12,5 olan payı cari dönemde %16'lara yükselmiş. Yıllık bazda %36 artış sağladığını görüyoruz. Brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem %38,5 olan ticari alacakların payı cari dönemde %40,5'a yükselmiş. İşletmenin stokları toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönemki payı %5,5'muş. Cari dönemde %7'lere yıllık bazda da %33'lük bir artış kaydetmiş. Brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem %17 olan payı cari dönemde %17,28'e yükselmiş. İşletmenin toplam aktifler içerisindeki brüt işletme sermayesinin payı bir önceki dönem %32,5 nispetinde cari dönemde de %39,5'a artmış. Yıllık bazda %29,5'luk arttığını görüyoruz. Toplam sabit kıymetler içerisinde bir önceki dönem %48 olan payını cari dönemde %66 nispetine artırmış işletmenin brüt işletme sermayesi. Toplam varlıklar içerisinde işletmenin sabit kıymetleri bir önceki dönem %67,5'muş. Cari dönemde %60'lara azalmış. Yıllık bazda %5,32'lik azaldığını görmekteyiz. Tamamını öz kaynaklardan finanse ederek bir yılda 247.520 lira %6'lık bir iktisadi varlık artışı kaydetmiş işletme cari fiyatlarla ama reel fiyatlarla biraz sonra göreceğiz. İşletmenin borçlarına baktığımızda kısa vadeli borçlarının payının cari dönemde azaldığını görüyoruz. Uzun vadeli borçları hızlı ve yüksek ölçekte azalış kaydetmiş. Bunun yanı sıra toplam borçlar içerisindeki net borçların payı belirgin düzeyde azalır sağlarken kaynaklar içerisinde öz varlıkların payı %40,5'lardan %52,5'lara artış sağlamış son derece olumlu bir durum. İşletmenin öz kaynaklarına baktığımızda birikmiş kâr payının kısmen de olsa arttığını görüyoruz cari dönemde. Yine toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kâr payının hızlı ve yüksek ölçekte arttığını görüyoruz. Ve devamlı sermayesinin artışta olduğunu ama işletmenin toplam öz kaynaklar içerisindeki öz sermaye karlılığının çok yüksek ve hızlı artış sağladığı görülmekte. Gelir tablosuna baktığımızda
Toplam gelirler içerisinde satılan malın maliyetinin payını azaltmış. Faaliyet giderlerini kısmen de olsa çok fazla bir değişiklik olmamak kaydıyla azalttığını görüyoruz. Yine hızlı yüksek ölçekte finansman giderlerinin azaldığını, bunun yanı sıra yine toplam gelirler içerisindeki operasyonel kar payının arttığını görüyoruz. Ve dönem karı toplam gelirler içerisinde hızlı ve yüksek ölçekte artış kaydettiği karşımıza çıkıyor. Evet, paranın rotasında değerlendireceğiz karlarını, ama önce bizim için önemli olan kar oranlarına baktığımızda işletmenin muhasebede kar artırıcı muhasebe kayıtları tercih etmediğini görüyoruz. Bu benim için son derece önemli bir göstergedir arkadaşlar. %72 ile %100'ün altında kalmış. Bu benim tercih ettiğim bir orandır, %100'ün altında olması. Mali rantabilitesi %1679 düzeyinde artmış. Efektif kar oranı %570 artmış. Vergi öncesi karı %519 artmış. Ekonomik rantabilite %146 artarken faiz vergi öncesi karlılığı %161 oranında artış sağlamış. Kümülatif yani birikmeli kar %25,5 artarken faaliyet karlılığı %28 düzeyinde artmış. İşletme verimliliği %1768 olarak gerçekleşmiş. 1133 personel sayısıyla gerçekten yönetimi ve personelini tebrik etmek gerekiyor bu işletmenin. Tanımam etmem. Bilmem. Evet, işletme faaliyetinden nakit girişinin %87 azalışı olumsuz, ama operasyonlardan nakit girişinin dönem sonu nakit artışa oranı %69,5 artış göstermesi işletme açısından son derece önemli. Dönem karı 609 milyon olmasına karşın şirketin aslında kasasına giren 296 milyon dönem karı. Her ne kadar 296 milyon nakit oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzerleri 339 bin TL azalış göstermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerine nakit çıkış oranının %3112 artış sağlaması işletmenin mali yapısının son derece güçlü olduğunu, borçlanma gereksinimi, ihtiyacının olmadığını bize gösteriyor. Yine vergi öncesi dönem karının %206 oranında artış sağlaması, nakit akışına göre düzeltilmiş karın net işletme sermayesine oranında %451 artması son derece olumlu. Evet, fon kaynak kullanımına baktığımızda işletmenin %89 kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Bunun %11'lik ağırlıkla duran varlık, yani sabit kıymetlerinin azalışı ana kaynak oluştururken %52'lik kısmı brüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Ama bir de şu var arkadaşlar, işletmeler sürekli duran varlık satışıyla finansman sağlayamazlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Evet, başa baş toplam gider başa başın düştüğünü, faaliyet başa başının arttığını
görüyoruz. Net işletme sermayesine baktığımızda net işletme sermayesi %59 artış göstermiş. Reel satışlarına baktığımızda yurt dışı satış gelirleri bir önceki dönem %12 nispetindeymiş. Cari dönemde %14,5 yurt dışı ihracat geliri elde etmiş. Yine yurt içi satışları da %33 artış sağlamış işletmenin. Rasyolarına baktığımızda likidite açısından vasat bir görüntü sergiliyor olmuş olsa da evet, net çalışma sermayesinin devir hızının azalışı, net çalışma sermayesinin yüksek ölçekte artışı işletmeyi güçlü kılıyor. Ve likidite oranlarının artış eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Faaliyet oranları vasatın üstünde gelişmekte. Yine net karın ödenmiş sermayeye oranının son derece yüksek ölçekte, öz sermaye karlılığında yine yüksek ölçekte artması işletme açısından son derece olumlu gelişmeler. Fon yaratma gücünün gayet olumlu olduğunu görüyoruz ve faiz ödeme gücünün de son derece yüksek oranda arttığını görüyoruz. Optimum düzey etkinlik oranı %577,5'tan %657'ye artış göstermiş. Burada otofinansman oranının azalışı aslında azalmamış, değişiklik olmamış, kendini korumuş arkadaşlar. Bu da birazcık bir nebze artmış olsaydı gayet şık olacaktı. Evet, iktisadi varlık kaybı enflasyondan ötürü işletmenin bir iktisadi varlık kaybı yaşadığını görüyoruz. %10'luk bir iktisadi varlık kaybı yaşadığı görülmekte. Karlılık oranları da son derece olumlu arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bu hissenin olması gereken fiyatını ne yazık ki paylaşmak istemiyorum. Bir takım spekülatif yorumlara sebebiyet vermemek açısından. Damodaran Hoca'nın modelinde bu sürdürülebilir ve istikrarı sağladığı sürece %29'luk bir büyüme oranı öngörüyor. Vallahi yani ben biraz şu pandeminin de önümüzdeki günlerde bayağı bir dünyada sıkıntı yaratacağı düşüncesiyle, ama sektörel bazlı bir şey diyemiyorum. Yani işletmenin kapanmayla nihayetinde çimento beton sektörü ne kadar olumsuz etkileyebilir? Bunu piyasa yorumlarında gerçek uzmanlardan dinlemek lazım. İnşaat sektöründeki çimento sektörünün pandemiden ne kadar etkilenebileceğini, bunun iyi bir yorumunu almak gerektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, yine bir başka model şirkette birlikte olmak üzere herkese İyi günler temenni ediyorum.